Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı engelli vatandaşlarımız için gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerini onları mutlu eden ödüllerle de taçlandırıyor. O ödüllerin başında da Umre ziyaretleri geliyor. Ankara'da görme engelli kardeşlerimiz 117 kişilik kafileyle kutsal topraklara uğurlandı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Memleketin farklı bölgelerindeki 44 Kur'an kursunda öğrenim gören ve kurslarında yapılan yarışmalarda başarılı olarak birincilik elde eden görme engelliler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Umre ile ödüllendirildi. Safa ile Merve arasında koşarken Hacer validemizi hatırlamamız... Öğrenciler için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı da katıldı. Her duanızda inşallah bize, insanlarımıza, memleketimizin ve milletimizin huzur ve sükuna ermesi için sizin yapacağınız dualar inşallah orada Cenab-ı Hak tarafından kabule şayan görülecektir. Çünkü her birinizin gönlünde ben öyle inanıyorum ki burada ifade edemeyeceğimiz şekilde bir Allah sevgisi, bir peygamber muhabbeti var. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç ve Manevi Rehberlik Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Umre'ye katılan engelliler, kendilerine refakat edecek ailelerinden bir kişiyle birlikte çıktıkları kutlu yolculuk öncesi heyecanlıydı. Ben çok heyecanlıyım. Hiç bu kadar heyecanlı olduğumu hatırlamıyorum. Sınava girdim, Afyon'da birinci oldum. Oraya gittiğim zaman kebap yapmak istiyorum. Ziyaret edecek yerleri ziyaret etmek istiyorum. Dua etmek istiyorum. Namaz kılmak istiyorum. Peygamber Efendimiz'i görmek istiyorum. Ne mutlu ki başımıza onları vermiş Rabbim. Bizler nerede gidip nerede görecektik? Onların sayesinde inşallah oralara kavuşacağız. Oralarda ibadetlerimizi cani gönülden yapacağız. Kabe'li yapacakları duaların ortak noktalarının başında derin sıkıntılar yaşayan İslam aliminin huzuruna yönelik temenniler vardı. En büyük heyecanımız tabii ki tüm dünya Müslümanlarıyla birlikte dua etmek, Peygamberimizin ve sahab-ı ikramın ayak bastığı topraklara gitmek. Büyük bir heyecan. Osmaniye'den katılan ve il ikincisi olan Minik Zahide de aynı hassasiyeti taşıyordu. Kimin için dua edeceksin? İlk önce kendim ile bütün Müslümanlar için. Umre ödülü ülke genelinde Kur'an kurslarında düzenlenen yarışmalarda birincilik kazananlar içindi. Zahide ikinci oldu ve çok üzüldü ama sonra duaları gerçekleşti. Osmaniye'deki engelli koordinatörümüz yarışmalar neticelendikten sonra bize ulaştı. Dedi ki hocam burada bir Zahide kızımız var. İkinci oldu ve bundan dolayı gidemediği için çok üzüldü. Bir duralım bakalım bekleyelim inşallah bir kapı açılır dedik hocamıza. Oradan sağ olsun bir bayan hanımefendi Almanya Berlin'den sponsor oldu Zahide kızımıza. Ve bu şekilde ikinci olmasına rağmen yine bu Umre organizasyonunda yer aldı. 117 kişilik kafile olarak Medine'ye hareket eden Umreciler 4 gün Medine'de, 6 gün Mekke'de kalacak ve 1 Ocak'ta memlekete dönecekler. Allah'a emanet olun.